Selamlar arkadaşlar, merhabalar canlarım. Yine karşınızda Yetkin Hocanız arkadaşlar. Bugün sizlere canlarım 3 tane TYT sorusu soracağım. TYT matematik. Böyle hani yeni tarz gibi görünüyor ama harbiden rahat sorular arkadaşlar. Ve çoğu zaman kitaplarda, denemelerde çıkan soru tarzları. Ama o korkutucu geliyor işte, ne yapacağını bilmediğin için sıkıntı. Sadece dediğim gibi her zaman ne yapacağız? Nefes alıp sakince çözeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımı beğenip YouTube'u, çocukları uyutup, Cem Yılmaz'ı geliyor aklıma. Beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yararlı geliyorsa tabii, yararlı gelmiyorsa kimse kimseyi zorla izletemez. Bu kadar basit. Evet canlarım, hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bakın bize bir şey tanımlıyor. Diyor ki bak diyor, kare içinde x yazmışım diyor. Ama diyor böyle bir ok varsa içindeki sayının karesini al diyor. Böyle bir ok varsa bu içindeki sayıya 3 ekle diyor. Tamam bak, bu kadar. Bunu düşünüp yapacağız. Baktım ne bu, boşluklu. Aha da bu. İlk önce bu içindeki sayının neyini yaz diyor buraya? Karesini yaz diyor. Sonra siyah ok mu? Siyah ok olsa arkadaşlarım ne ekle diyor? 3 ekle. Yani k dediğim şey, bu ifade ne oldu arkadaşlarım? A kare artı 3 oldu. Çok güzel. Sonra ne diyor bu soruda arkadaşlar? Bakın fark ettiyseniz yine koyu. Koyuysa arkadaşlarım ne yapacağız? İlk önce 3 ekle diyor bu sefer. A artı 3. Sonra boş diyor arkadaşlar. Sonra da ne yap diyor? Bu sayının karesini al diyor. A artı 3'ün karesi. Ne diyorsa onu yaptım. K ile N birbirine eşitmiş diyor. O zaman gel ne yapalım? A kare artı 3'ümüz A artı 3'ün karesine eşitmiş arkadaşlar. O zaman hadi bismillah, a kare artı 3 eşit midir birincinin karesi? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Doğru mu canlarım? Şuradan a kareler gitti. Ne kaldı burada arkadaşlarım? Şuradan şunu şuraya atarsam eksi 6 eşittir. 6 a mıdır? A dediğim şeyin de eksi 1 olduğunu görmüş bulunmaktayız arkadaşlarım. Bu da tanımlı soru. Sana bir şeyi tanımlıyor, ona göre sen yap diyor. Yani geliyor arkadaşlar bu tarz sorulardan. Yani umarım anlamışsınızdır. Zor değil. Ne diyorsa onu yap. Başka bir şey düşünme. Güzel. Hadi diğer soruya geçelim canlarım. Evet, diğer soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ne diyor bize bu soruda? Bu uzun soru. Allah'ım yarabbim. Hani görünce insan diyor ki zaten bir dakikam var, nasıl okuyacağım ki? Zordur bu soru şimdi. Baksana kutular koymuşlar falan. Bir sakin ol ya. Bir oku, bir sakince oku. Ne diyor? Kutuların içerisinde birden başlanarak ardışık sayılar yazılmıştır. Tamam bak, bitti burası. Bu kadar. Birden buradan başlatmış. 2, 3, 4. Buraya, buraya. Gittiği yerler farklı sadece. Tamam. 1, 2, 3. Bu kadar. Bak gitti burası da. Şekil bitti. Tamam. Ne diyor? Mavi kutulardaki sayıların çarpımı x'miş. Yani nedir arkadaşlar bu mavi kutular? Mavi kutulardaki sayılar neler arkadaşlarım? 2, 3, 4, bıdı 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 bıdı, n artı 1, n artı 2. Bunların çarpımları neymiş? X'miş. Tamam. Sonra ne diyor? Pembiş kutulardaki sayıların çarpımı y'miş. Çok güzel. Hadi pembiş kutulara bakalım. Şurada. Bu sefer yine 2'den başlıyor. 2, 3, 4, bıdı 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 bıdı, n eksi 1 çarpı n. Eşittir y'ymiş arkadaşlar. Çok güzel. Bir de turuncu kutulardaki neymiş arkadaşlar? Çarpımı z'ymiş. Yine birden başlıyor bu. Değil mi? 1, 2, 3, bıdı bıdı bıdı. N eksi 2 çarpı n eksi 1 arkadaşlarım. N eksi 2 çarpı n eksi 1. Eşittir z'ymiş. Şimdi arkadaşlar biz bunu biliyoruz. Bu bildiğim faktöriyel sorusu arkadaşım. Ben 5 faktöriyeli şöyle yazamaz mıyım arkadaşlar? 5, 4, 3, 2. Buraya kadar da durdurabilirim. Çarpı 1 de koysam koymasam fark eder mi benim için? Yani burada ha 1 olmuş çarpı. Ha olmamış. Beni ilgilendirmez. O yüzden fark ettiyseniz arkadaşlarım. Artık şunu biliyorum. Artık ağzının yerini biliyorum artık. X dediğim şey ne?
N artı 2 faktöriyel. Y dediğim şey ne? N faktöriyel. Z dediğim şey ne? N eksi 1 faktöriyel. Yani ben bunun faktöriyel olduğunu bildim. Yapıştırıp geçeceğiz artık. Diyor ki bana, ne diyor canlarım? X artı Y bölü Z 124'e eşitmiş. Hadi uygulayalım. X dediğim şey N artı 2 idi. N artı 2 faktöriyel. Artı Y dediğim şey N faktöriyeldi. N faktöriyel bölü Z dediğim şey N eksi 1 mi faktöriyel? N eksi 1 mi faktöriyel? Öyle öyle. Bunu mu 124'e eşit demiş? Şimdi arkadaşlarım, şimdi ben burada hani işleme başlayacağım da hani başlarım. Eyvallah da çok şey oldu. Fazla geldi. Nasıl desem size, how can I say? Şimdi bunu bak yazması çok sıkıntı. Bak bunu böyle yazacaktım normalde. Şuraya yazayım. Hani N artı 2 N artı 1 N. Bak bir tane daha alta da N eksi 1 faktöriyel var ya. N eksi 1 faktöriyel de durdurdum. Şimdi artı dedim. Bu N'i de bir tane açtım. N çarpı N eksi 1 faktöriyel de durdurdum. Bölü N eksi 1 faktöriyel. E şimdi bunları böyle paranteze alıp bunları götüreceğim. Yani bu gelecek çok uzun geldi. Şıkları denemek bazen daha rahat olabilir arkadaşlar. Çünkü zorlamaz seni. Mesela 2 mi acaba dersin? 2 artı 2 4 faktöriyel. Artı 2 faktöriyel. Bölü ne diyor arkadaşlar? 2 eksi 1 var. Hayır değil, 24 değil. Bak 2 değil. 3 mü acaba dersin? 3 artı 2 5 faktöriyel. Bak 120'ye çıktık. 120'ye çıktık 5 faktöriyelle. Bir de ne demiştik? 3 demiştik. Artı 3 faktöriyel. O 126 ama burada sıçtık. Kusura bakmayın, pardon. Z dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Neydi? N eksi 1 faktöriyeldi. 3'ü koyunca 2 faktöriyel. Olmadı. Bu da gitti. Gördüyseniz bu işlemin sonucu 124 mü? Hayır. O zaman hemen devam edelim arkadaşlar. 4 koyalım. 4 artı 2 6 faktöriyel. Bence güzel. Hani ideal büyüklükte 720 artı 4 kaç? 4 faktöriyel bölü 4 eksi 1 faktöriyel. 3 faktöriyel. Bakalım arkadaşlar. Şu 720 değil mi? Artı şu kaç? 24 bölü 6 mı arkadaşlar? 744 bölü 6. Ne diyor? 124 mü? Bakalım. Hemen 124 ile 6'yı çarparsan 6 kere 4 24. Evet 72. 2 DL 74. Evet bak bulduk. Yani şu işlemi yapmak bilmiyorum beni yorar yani. Eşittir 124 diyeceğim. Burada küplü bir şeyler gelecek arkadaşım. Burada baksana şuraya. Küp falan. Oy. Orada bir yorulacağımı hissettim. Şıkları denedim. Ne olacak? Allah Allah. Vermiyorlar mı size şık? Veriyorlar. Hiç acımayın. Yapıştırın arkadaşlar. Sıkıştığın zaman şıklar orada sana diyor. Onlardan bir tanesi cevap ha. Haberin olsun. Evet arkadaşlar. Hadi bir diğer sorumuza geçelim. Gün demiştim. 3 soru 3 cevap videosu arkadaşlarım. Hadi bir diğer sorumuza geçelim canlar. Evet. Karşı karşıya olduğumuz şey arkadaşlar, küçümsemeyin. Her sene çıkıyor ya. Vallahi tek çift sayı. Her sene çıkıyor. Lütfen sakin ol. Şunun şurası şöyle olacak arkadaşlar. Her sene çıkıyor arkadaşlarım. Tamam mı? Her sene çıkıyor. Okey? O yüzden dikkat edin. Şimdi canlar ne diyor? A, B, C, D birer tam sayıdır diyor. Okey. Ne diyor? Buna göre diyor şu ifadenin neleri doğrudur diyor. Tamam bakalım. Şimdi bilinen bir yerden hareket edin. Şimdi bakıyorsunuz ne oluyor lan? A, B çıkarmışsın. C olmuş. C ile D'yi çarpmışsın. Aha. Tek olmuş. Tek iki sayının çarpımı tek sayıysa bu iki sayı da garanti tek sayıdır arkadaşlar. Doğru mu? Mesela şöyle yazabilirim. Şuraya A desem, B desem, C desem, D desem. Doğru mu? Şurada da kameram var galiba. Şunlar şöyle değil mi canlarım? Hemen o zaman biliyorum bak bu tekse bununla bunu çarpınca tek mi çıkmış acı? Kesinlikle C de tek, D de tektir arkadaşlar. Bu Allah'ın emri artık. Bu kesin. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ne yapalım? C dediğim şey tek sayıymış. Şimdi A'dan B'yi çıkarmışsın, tek çıkmış.
O zaman arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Yani ya 6 eksi 3 yani çift eksi tek şu çift şu tek olabilir değil mi? Ya da tek eksi çift tektir değil mi? Şu tek şu çift olabilir arkadaşlarım. Bunlar hala her türlü tek. Güzel. Bak tablomu çizdim artık kafam rahat. Şimdi okuyabilirim arkadaşlarım. Orada A artı B yazıyordu. Yanlışlıkla yazıyorlar arkadaşlar. Yanlış yazmışlar. A çarpı B çarpımı çift sayıdır. A ile B'nin çarpımı çifttir. Evet, garanti çifttir. Neden? Çünkü bu çift, bu tek. Hocam ya bu olmasa bu olursa? E bak abicim. Hop, çiftle tek. O zaman garanti bir tane çift sayı var mı? O zaman kesinlikle bu çarpayım çifttir arkadaşlarım. 2. Ne diyor yargıda arkadaşlar? C tek sayıdır diyor. C kesin tek sayıdır. Burada gördük zaten. Güzel. 3. A artı D toplamı tek sayı ise B tek sayıdır. Şimdi A artı B toplamı, pardon, A artı D toplamı. Hemen bakalım. Şununla şu ya da şununla şu. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi ne diyor bana? A artı D toplamı tek ise. Şimdi tek ise arkadaşlarım sizce bununla bu yani tekle teki topladığınızda çift değil midir arkadaşlarım? E çiftse arkadaşlar demek ki bu olmaz. Bak bu gitti. A artı B toplam, A artı D toplamı tek ise diyor. Demek ki kesinlikle şu ve şundan bahsediyor. Demek ki diyor B tek sayıdır. Evet garanti. Bak şu sütundayız çünkü. Sütun diyorum pardon satır. Şu satırdayız arkadaşlar. Bakın C ile ay pardon A ile D tek ise A artı D tek ise arkadaşlar B de tek sayı olmak zorundadır arkadaşlarım. Bunun tam tersi çift deseydi o zaman tekle teki alacaktım. Bak B çift olmak zorundaydı. Mantığı anlatabildim herhalde. Evet bu da B de tek sayıdır diyor. Evet doğru arkadaşlarım. Üçü de doğrudur canlarım. Canlar bugün bu soruları seçtim. Böyle bir dedim mat 1 videosu tarzı olsun. 3 soru 3 cevap canlarım. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Dikkat edin kendinize. Kimseyle kavga etmeyin arkadaşlarım. Görüşürüz.